Merhaba arkadaşlar. Mesut Hayat öğretmenimizin hazırlamış olduğu 8. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı yoklama soruları ile karşınızdayız. 1. sorumuz. Türkçe, Türk milletinin en önemli kültürel miraslarından biridir. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi her Türk vatandaşının görevidir. Türkçeye sahip çıkmak için yapabileceğimiz birçok şey vardır. Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak, Türkçeye sahip çıkmanın en önemli yollarından biridir. Türkçeyi doğru telaffuz etmek, doğru dil bilgisi kurallarını kullanmak ve Türkçeyi zenginleştirecek yeni kelimeler ve ifadeler üretmek Türkçeye sahip çıkmanın birer yoludur. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısına yazınız. A. Birine ölen bir yakınından kalan mal, mülk, para veya servet mirastır arkadaşlar. Bakın burada geçiyor. Yazalım cevabımızı. B'ye bakıyoruz. Kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenişi sesletim, söyleyiş. Bu da telaffuzdur arkadaşlar. Burada geçiyor. C'ye bakıyoruz. Etkisi olan tesirli. Bu da arkadaşlar etkili demek. Burada geçiyor. Yazalım. Son olarak anlatım. Bu da ifade demektir arkadaşlar. Bayram bütün insanlığın sevindiği bugün de daha şafak atmadan sizi andım, özledim. Gözlerimi kapayarak bu umumi düğünde sizi tebrik etmek için hayalimde gözledim. Bu dizelerde geçen aşağıdaki fiilimsilerin türlerini karşılarına yazınız demiş. Sevindiği arkadaşlar sıfat fiildir. Cevabımızı yazalım. Sıfat fiil. Atmadan bu da zarf fiildir. Kapayarak yine zarf fiil arkadaşlar. Son olarak etmek bakın mekmak getirildiği için de bu da isim fiildir. Üçüncü sorumuz İstanbul denince adalar akla gelir hemen. Buralarda oturanlar akşam üzeri iskeleye çıkıp vapurdan inenleri karşılar. Gidenleri uğurlarlar. Yaşlılar çay bahçelerinde çaylarını yudumlarken aralarında sohbet ederler. Gençler arkadaşlarıyla buluşurlar. Saat 9 olunca herkes evine dönmüş olur. Bu parçada öne çıkan anlatım biçimini belirleyiniz ve bu anlatım biçiminin kullanım amacını açıklayınız. Bu parçada öne çıkan anlatım biçimi arkadaşlar öyküleyici anlatımdır. Öyküleyici anlatımının kullanım amacı okuyucuya bir olayı veya durumu canlı bir şekilde anlatmaktır. Yazar adalarda yaşananları bir hikaye gibi anlatarak okuyucunun da bu ortama daha fazla bağlanmasını ve kendini içinde bulmasını sağlamıştır. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru Uzmanların tahminine göre yağmur ormanları kıymına bağlı olarak her gün 137 bitki ve hayvan türünü kaybediyoruz. Bu da yılda yaklaşık 50 bin türe denk düşüyor. Yağmur ormanlarındaki canlı çeşitliliği kayboldukça hayatı tehdit eden hastalıkların muhtemel tedavi imkanları da yok oluyor. Çünkü dünya çapında reçete ile satılan 121 ilaç bitki kaynaklı maddelerden üretiliyor. Bugün yağmur ormanlarında bitki çeşitliliğinin azalması ilaç çeşitliliğini de azaltmıştır. Bu da hastalıkların tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu metne göre günümüzde ilaç türlerinin azalmasının nedeni nedir demiş? Burada işaretlediğim cümleye dikkat edersek arkadaşlar bugün yağmur ormanlarında bitki çeşitliliğinin azalması ilaç çeşitliliğini de azaltmıştır diyerek sorumuzun cevabını veriyor. Cevabımızı bu şekilde yazıp 5. ve son sorumuza geçelim. 5. soru Aşağıda değerler eğitimi ile ilgili bazı kelimelerin bulunduğu kavram havuzu verilmiştir. Bu kelimelerden istediklerinizi seçerek ve geçiş bağlantı ifadelerinde kullanarak hikaye edici bir metin yazınız. Yazacağınız metninize uygun bir başlık ekleyiniz. Burada kavramlarımız verilmiş arkadaşlar. Sevgi, saygı, dürüstlük, sorumluluk, kardeşlik, adalet gibi. Başlığımız gerçek dostluğun değerleri. Ahmet küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını bilen bir çocuktu. Bir gün her zamanki gibi okulda sınıf arkadaşlarıyla oyun oynarken yeni gelen bir öğrenci olan Mehmet'in herkes tarafından dışlandığını fark etti. Bu durumu gözlemleyen Ahmet öncelikle bunun adil olmadığını düşündü. Bu düşünceden hareketle hemen Mehmet'in yanına giderek ona sevgiyle yaklaşıp hoş geldin dedi. Böylece Mehmet'in dışlanmış hissetmemesi için bir adım atmış oldu. Ardından Ahmet Mehmet'e saygı göstererek onunla konuşmaya başladı ve kardeşlik duygusuyla elini uzattı. Bu sırada Ahmet'in bu davranışını gören diğer çocuklar onun dürüstlüğü ve hoşgörüsünden etkilenmeye başladılar. Sonuç olarak Mehmet'i tanımak için diğer çocuklar da adım attı. Zamanla Mehmet de kendine güven kazandı ve herkesle kaynaşmaya başladı. Böylelikle artık sınıfta sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu bir ortam oluştu. Ahmet'in bu davranışları sayesinde sınıftaki tüm arkadaşlar adalet, sevgi ve dürüstlük gibi değerlerin ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Sonuç olarak bu hikaye Ahmet'in gösterdiği vatanseverlik ruhu ve insan sevgisiyle bir kasabanın gelecekteki umudu haline gelmesini sağladı. Böyle bir hikaye yazdıktan sonra arkadaşlar yazılı çözümümüzü burada bitiriyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.